Şimdi bu konuyu konuşacağız. Biz tabii e, siz bandı izlerken e, Saffet Hocam'la tartışmaya başladık. E, Mahmut Hocam'a da soracağım biraz sonra ama e, kendi içimizde tartışıyorduk tabii ki. Ben şöyle bir görüş e, sundum. E, kendi gözlemimi söyledim. İkinci kez takıma gelen oyuncuların İlk e, zamanki performansını yansıtamadığını ifade ettim. E, siz de bunun açıklamasını yaptınız. Ben NDA'ya örnek gösterdim, Lens'e örnek gösterdim. Sıkıntı yok, isim vermeyelim. E, yani, örneklemek gerekiyor ama aslında. İkinci kez hani, takıma dahil olan e, oyuncuların nedense ilk zamanki performansının uzağında kaldığını düşünüyorum ben. E, siz açıklamanızı yapıyordunuz ki e, yayına <laughs> devam ettik. İyi futbolcu. Bir sene sonra da iyidir. Beş sene, on sene sonra da iyidir. Bu e, tartışılmaz. tartışılmaz yani. Ama iyi bir oyuncu değilse veya e, yanlış kelime de kullanmayayım e, onları da rencide Mücadeleci etmeyeyim. Mücadeleci bir oyuncu değilse. Yok. O takım için yararlı bir oyuncu değilse hı hı. o oyuncu on sene sonra da gelse odur yani. Değişmez. Yani bir oyuncu genç oyuncular hariç Genç oyuncu değişebilir, ama yaşı ilerlemiş. 25-26 yaşındaki oyuncu e, normal sıradan bir oyuncu tutup tavana vurmaz yani. Yani mümkün yok. Pek çok, nadir. Çok hafif. Mümkün yok. Çok hafif yükselir. Ama genelde hep aynı çizgidedir. İyi oyuncu dip yapmaz iyi oyuncu. Ee, Asla yapmaz. Şimdi biraz kolaycılığa kaçıldığını hissediyorum. Hem kulüp açısından. Bunu sadece Galatasaray için söylemiyorum. Diğer kulüplerimiz de e, geçmişte iyi performans sergileyen işte Beşiktaş mesela Talişka'yı bir kez daha gündemine aldı. Onlar da ara transfer dönemi için Talişka'yı kadrosuna katmak için. Abubakar Bakar keza aynı şekilde. Bunlar çok üst düzey oyuncu Evet. Ama biraz kolaycılığa kaçıldığını düşünüyorum. Hem kulüp açısından hem futbolcu açısından. Performans düşüyor derken şunu aslına bakarsanız gözlemlediğimi ifade etmeye çalışıyorum. Oyuncu da nasıl olsa ben daha önceden e, kendimi ispatladım. E, ekstra ekstra Sıra bir gayrese girmeye gerek yok. Zaten kulüp yine beni tercih ediyor. Mantığıyla biraz da hareket edildiğini düşünüyorum. Yok. Kulüp de öyle. Yani yeni oyuncular keşfetmek yerine eskide arıyor çareyi. Tabii yenisini Ve bulursanız... Ve bu maliyeti de arttırıyor. Kiralama olsun, satın alma olsun. Evet, yenisini bulursanız daha ucuza e, makbulü odur zaten. Ama e, bunlar için vaktiniz yoksa veya araştırma yapmamışsanız, bulamamışsanız daha önce elinizde performansı iyi olan bir oyuncuyu geri getirmek doğru. Çünkü o oyuncu başka kulüpte, Monaco'da şu an oynuyor mu? Oynamıyor. Oynamıyorsa o oyuncu buraya seve seve gelir. Gelir ama işte maç ritmi... Verir size, her şeyini verir. Ama eğer oyuncu orada oynuyorsa size gelmek istemez. Zorla gönderilirse mutsuz bir şekilde gelir, Oynar oynamaz. Kiralık oyuncular için de bir nebze, söyle, bir nebze söyleyebilirim. Kira, kiralık oyuncu nasıl Biraz olsa aidiyeti tartışılıyor tabii. ben gideceğim evet. diyebilir. Hı -hı. Der demiyorum diyebilir. Demeyen var örnekleri var. Olabilir mi? ama e, Onye Kuru gösterdiği performansla e, geri gelmeyi hak ediyor baktığınızda. Ama onun yerine çok iyi oyuncular bulursunuz. Daha ucuza e, oyuncu bulursunuz. Bence oraya gitmekte yarar var. Hocam, setenaycı <laughs> mısınız, saffet hocacı mısınız? <laughs> bu pencereden bakıldığında, bu konuyu tartışmak <laughs> gerekirse Kuşkusuz, hangi taraftansınız? Setenay diyecek. <laughs> Şimdi, yo, ben ortadan konuşacağım. Hayır hayır, direkt söylüyorum. Setenay e, şöyle e, ben ona hak verdiğim taraf şu. E, Monaco'ya gönderdiniz çünkü sizin evinizde olmayanmış. Şey. Siz de kiralık oyuncuydu. Manchester City. Monaco'ya sattı. Eğer paranız varsa, madem size de çok faydalı oyuncuysa basarsınız parayı alırsınız. Hiç olmazsa 3 tane 4 tane fazla e, kiralık oyunculara vereceğiniz parayı bir oyuncuya verirsiniz. Sizin malınız olur. Evet. Benim kendi şahsi görüşüm. Ve onu da ileride aynı fiyatları satma şansınız olur. İkinci girersek, şimdi Fransa Ligi'nde Monaco son dönemlerde hep altlarda oynayan, Bizde çok iyi performans gösterdi. Bilhassa geçen sezon ikinci yarıda. Şimdi Monaco'da oynamayan bir oyuncuyu ben araştırırım tekrardan almak için. Acaba neden oynamıyor? Niye? Çünkü iki tane direkt maçı var. Ondan sonra da hep sonlardan girme. 70'lerde falan atıyorlar. Ağzı da hiç girmiyor oyuna. Biraz da hoca, biraz evvel hoca da söyledi. Onyekuru tipinde dünyada hiç oyuncu yok mu? Muhakkak var. Mutlaka var. Daha aşağı fiyatı da bulursunuz. Siz onun mallığına da alırsınız. Vereceğiniz kulübe bir buçuk senelik bir kiralık olsun. Nereden baksın? Bir, bir buçuk iki milyon sizden para isteyecekler. Doğru mu? Ya futbolcuya da vereceksiniz o şekilde. Maliyeti size üçlerle dörtler arasında gelecek. Eğer üçle dört arasında bu şekilde veriyorsanız dünyada onye kurudan da daha sprinter, daha iyi oyuncu bulma şansınız yok. var bu fiyatlara. Hı hı i̇kinci dönem geldi mi e çocuk diyecek ki nasıl olsa ben isteniyorum. E, hocayı tanıyorum, kulübü tanıyorum. Taraftar beni tanıyor. Şey. Geçen sezon size sunduğu performansı verecek mi? O da soru işareti. Çünkü onu siz istiyorsunuz. Telefonlardan geliyor. Artı menajerinden geliyor. Menajerine kulübün ilişkileri çok iyi olduğu için e, talep oradan geliyor. ya kuru niye Galatasaray'ı istemesi? Geleceği yer çok büyük bir kulüp. Monaco'dan daha daha çok üstün bir kulübe geliyorsunuz. Burada ama ben tekrardan şunu söyleyeyim, senin soruna geleceğim. İkinci defa aynı performansı gösterecek mi? Ben Monaco'ya benden gidip de, yani Türkiye standartlarında harikalar diyelim yaratan bir oyuncu, Monaco gibi sıradan bir takımda oynayamıyor ise, ben orada da biraz araştırırım neden oynayamıyorsun. Çünkü Galatasaray'a geleceksin, şampiyonluğa gelecek bir takım. Onun yerine Maç ben o kiralık bedellerinle, futbolcuya verilecek bedellerle dünyada o 4 milyona 2 tane bu tarzda oyuncu alırsın. Emin ol alırsın. Hocam vardı. Henry Onyekuru izliyorsa bize inat oynar bence gelirse. Kim? Net yani. <laughs> Henry Onyekuru bizi izliyorsa yani özellikle sizle beni ee, bize inat oynar. Boş mu kahvele imza atıp geliyorum <laughs> demesin. Oynasın. <laughs> o zaman da Galatasaray değil. bize borçlu Ama olur. Ama şimdi şöyle bir bakın, e, büyük takımlar, büyük takım diyoruz biz, büyüklerimiz Avrupa'da da şöyle bir gözünüze getirin. Kiralık verdik oyuncuları zaten takip ediyorlar. Niye Manchester City bunu sattı? Demek ki o kadronun içinde, o yapılanma da, o futbol mentalitesinde, futbol görüşünde orada olmuyor. Doğru mu? Hocam. Sattığı yer evet. Monaco ya. City yani pazarlığı da kızıştırmıştı. Galatasaray almaya niyetliydi. Fiyatı arttırdıkça arttırdı. Sebebi de e, talipleri var Onye şeklindeydi. Ama işte... Yani şimdi hadi Monaco'ya gitmedi. İngiltere'de bir... Bu arada ben Onye Kurulu'yu çok beğeniyordum. Yani geçtiğimiz sezon. Gerçekten yok. inanılmaz derecede Yalnız, güzel bir performans sergiledi. Yani Setenay... Sergiliyor. Biz Türkiye standartlarında konuşuyoruz. Evet. Türkiye standartlarında konuşuyoruz. Buradan çıktığınız zaman oradaki yüzünüz, madalyanın yüzü farklı oluyor. Şimdi Onyekuru'yu ben eğer o fiyatlarda ben de alsaydım al, keşke alsaydınız. Bu kadar kiralık top çalacağınıza ona verirdiniz parayı. Hocam düzeltme S yapalım burada Everton. Everton. Evet. İstemiş. Şey, Everton'dan Ah Pardon gitti. Everton. Manchester City'de City çıktık. Ben de şimdi fark doğru, ettim. Everton doğru doğru. Ee, yani Everton gibi bir takımdan bahsediyorsunuz. Orada ihtiyaçları Hı -hı. olan bir takım ama sizi tutmuyor. Ve İngiltere'de farklı bir takımlarda çıkıp sizi almıyorlar. E, o vakit biz e, hani denize düştüm yılanı sarılım gibi on yakuruyu biliyoruz ya geçen sezonki performansından alalım getirelim. Ben de kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Kulüpler bunu farklı yönde yapabilirler. Yani siz araştırmanızı iyi yaparsanız yani maksimumdan bahsedeyim. Hadi 4 milyona mal olduğunu düşünüyoruz. İşte Monaco'ya vereceğiniz kiralık futbolcuya vereceğiniz. iki tane aynı tarzda oyuncu alırsınız o parayı. Emin Yok, olun o, alırsınız. O mevkide 5 bin tane en az çok oyuncu bar, vardır. Çok var. Alırsınız. Yani Atıyorum Bolivya'dan tutun Rusya'ya kadar her yerde bu tarzda oyuncu var. Ve alırsınız ve çok cüz'i miktara getirirsiniz. İşte o yüzden söylüyorum zaten kolaycılığa kaçılmıyor biraz da diye yani. Ee, ee, daha bir, farklı araştırmalara girilebilir. Evet bence, biz kalmak istemiyor olabilir ara transfer döneminde ama yani mantıken düşünmek gerekirse siz de siz de aynı şeyi yorumladınız. Ee, ara transfer döneminde genelde kulüpler iyi olan oyuncularını bırakmak istemezler. Kim bıraksın? Yani kısa olarak. sürede. Ya sakat olacak onu e, rehabilitasyonunu sağlamak için verecek işte geçen sene silimhaneye falan verdikleri gibi o şekilde gelecek. Burada onu e, değerlendirecek. Aynısını şimdi bir şeyde yaşıyoruz. Lemina'da o da sakat kiralık oyuncu geldi. Uzun dönem oynamadı. Burada sen onu rehabilite edeceksin, oynatacaksın. Formunu yakalayacaksın. Sezon bitecek, hadi güle güle edinecek... E, bu da aynısı olacak. Bizde böyle e, hazır işte. Daha önce bununla beraber olduk. Evet. Yani, Türkiye geneli böyle yani. Sadece Galatasaray İyi, değil, 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 değil genelde değil. hazır topçu, hazır. Ee, Biraz yani. önce işte Beşiktaş örneğini de verdim. E, aynen. E şimdi mesela e, geçen maçtan sonra hocanın basın toplantısı vardı. E, çok güzel bir konuya değindi. Fatih Hoca dedi ki biz hep e, geçmişine bakarak dedi transferler ettik, onlara yatırım yaptık. Geleceğe bundan sonra dedi geleceğe yatırım yapmamız lazım dedi. E, hocam iyi söylüyorsun, güzel söylüyorsun da e, bunları yapan ben değilim ki sen yapıyorsun. Sana zamanında senin ekibinde çok iyi insanlar vardı. Ne geçmişteki ne genç çocukları sunuldu. Adamlar şimdi dünyanın en elit takımlarında oynuyorlar.